Aslında buraya gelmişken bu Türk dış politikasının e, dayandığı üç tane temel eksen var. Üç tane temel sütun var. Cumhuriyetin ilk yıllarında. Bunlardan bir tanesi Amerika Avrupa sütunu. Yani bunun içinde NATO var. Bunun içinde sonra Avrupa Birliği var. Avrupa Konseyi var. İkinci sütun Sovyetler Birliği ve sonra Rusya ve çevresi. Üçüncü sütun Orta Doğu. Yani bunlar üzerinde bir dış politika yürütülmüştür. Cumhuriyet'in e, dış politikası. Bu arada e, mes mesela Atatürk'ün bir takım önemli sözleri var. Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri ile yaptığı bir konuşmada e, şunu söylüyor. Bu kitap bir kitapta da çıktı bu özellikle Orta Doğu'da ilişkilerde ve Arap ülke dünyasıyla ilişkilerde şunları dile getiriyor. Söylediği şu, bu ülkelerin iç işlerine katiyen karışmayacaksınız diyor. Kendi aralarındaki ihtilaflara da taraf olmayacaksınız diyor. Sormadıkları sürece akıl vermeye de kalkmayın diyor. Şimdi bu politika son zamanlara kadar gayet başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Yani Cumhuriyet'in o ilk yıllarına baktığımız zaman, bütün komşularla çok yakın işbirliği olmuştur. Buna bağlı olarak Atatürk hatırlanacağı gibi 1930'larda bir dünya savaşının çıkacağı tahminini yapıyor ve ona dayanarak o dönemde dünyada çok da bilinmeyen işbirliklerine gidiyor. Hatırla, yani Hatırlarsınız belki veya hepimizin bildiği konu. 1934 yılında Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Sırbistan arasında bir Balkan işbirliğini kuruyor. Balkan Paktı. 1937 Balkan Paktı. 1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'la beraber Sadavat Paktı'nı kuruyor. Yani Oradaki amaç, hedef şu, e bir savaş çıkarsa komşularıyla iyi ilişkileri ve onları bir araya getirmeye büyük bir özen göstermiş. Zaten ve bu dış politikanın bir temel hedefi de yurtta, yurtta barış, dünyada barış. Yani inanılmaz bir şey. Benizel olsun 1930'lu yıllarda Türkiye'yi ziyaret edeceğini kim düşünebilirdi Yunanistan'la olan savaştan sonra? 10 sene gün kalıyor. Gırtla gırtla. O, 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 yani kan dökülerek bir bağımsızlık kazanılmış. Ve Atatürk'ün dış bizdir ziyareti yok. Ama Venedir'in Türkiye'ye geliyor. 4 gün kalıyor. Hatta bir bir, bir ufak anekdot var. E, Çankaya'da köşte oradaki orada da kalıyor. Sabahleyin Atatürk tıraş oluyor berberinde. Berberi Selanikli. Paşam diyor, biz o kadar savaştık bunlarla. Neden diyor, ziyarete gidiyorsunuz diyor. Onu tam söylediklerini bulmaya çalışayım. Çok önemli bir laf söylüyor çünkü. Diyor ki, bu bir devlet meselesi, devlet sorunudur, devlet işidir diyor. Eğer biz diyor, Devletin sorumluluğunu gerektirdiği bu işleri yapmazsa diyor tarih bize affetmez diyor. Onun için diyor ben e, gitmek durumundayım ve gideceğim diyor. Yani böyle bir e, dönem yaşadı e, Türkiye. Yani kin Zaten, yok. Zaten tak, takma yok, takıntı yok, kişisel kişisel bir kızgınlık, öfke yok. Devletin için ne gerekiyorsa dün savaştığımda bugün otururum icabında yemek yerim, icabında muhabbet ederim. Yeter ki ülkenin yararına olsun. Yani aslında dünyada örneği çok az olan çok. bir şey. Ee, Fadiye ve çok çok kolay yani aradan çok zaman geçmemiş. 10 yıl bile geçmemişler evet. aradan. Öyle yakın bir dönemde bu kadar yakın bir ilişki kurulabiliyor. Şimdi dış politikada bütün bu uygulamalara baktığımız zaman aslında e, çok önemli bazı şeyleri var, ilkeleri var. Cumhuriyet bunları uygulamıştır. Ve başarıyla uygulamıştır. Birinci özelliği, birinci ilke ideolojiye göre dış politika olmaz. İki, iç politika amacıyla dış politika olmaz. Yani iç, dış politika, dış politika, iç politikada kullanılmaz. Üç, başkasının iç işlerine Karışılmaz. Değişmeyen tek ilke ülkelerin çıkarıdır. Ülke çıkarı gerektirdiği zaman bu bunların hiçbirisinin önemi yok. Önemi var. Onun için ben e, yani başarılı dış politika bu ilkelere özen gösterilerek, bu ilkelere dikkate alınarak e, yürütülmüştür. Yani iç işlerine karışmayacaksınız ideolojiye göre yapmayacaksınız ve iş ve, ve 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 ve, iş politikaya alet edilmeyecek. Bu hatta bu politikaya zaman zaman pasif politikada denilmiştir. Yani bunu çok zaman zaman. Ama bu politikayla hatay kan dökülmeden alınmıştır. Bu politikayla Boğazlar Montre Boğazlar Sözleşmesi yapılmıştır 1932. Çünkü o tarihe kadar Boğazlar bizim egemenlik Türkiye'nin elinde değil. Boğazlar 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 Sözleşmesi. Türkiye'nin elinde değil egemenlik. Boğazlar Komisyonu'nun elinde. Yine bu şey yabancı komisyon elinde değil. Evet. Türkiye'nin hiçbir şekilde bir egemenliği yoktu. Fakat o Montre anlaşması ile Anlaşması'yla o da çözümlemiştir. Kıbrıs şimdi dikkat edilirse Kıbrıs'a da barış için bütün yollar bütün yollar denendi. Hatta e, hatırlanacağı, gibi Başbakan Sayın Ecevit askeri bir uçakta, o zaman böyle uçak da yok doğru dürüst, ta Londra'ya kadar gitti. Yani londra Zürih anlaşmasının gereği olarak İngiltere ile beraber bir çözüm arayışı içinde oldu. O, oraya kadar gidip geldikten sonra onun olamayacağını, yapılamayacağını görünce ancak bir müdahale yoluna gidilmiştir. Yani orada da barış bütün özelliğiyle sonuna kadar e, dikkatle e, göz önünde tutulmuştur. Olmayınca zorunlu olarak Kıbrıs'a müdahale yapılmıştır.